Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ukrayna'ya yapılması planlanmış olan 61 milyar dolarlık yardım onaylama sürecini tamamlamaya başlamasından hemen sonra artık hepimiz açısından son derece önemli bir gelişmenin kaçınılmaz olduğunu anlıyoruz. O da daha önce de ifade ettiğim gibi Sıcak bir yaz bekliyor bizi. Hayır, meteorolojik anlamında değil. Meteoroloji de aynı şeyi söyledi. Gerçi e, kayıtlı tarihimizin en sıcak yazını yaşayacağımızı ifade etti meteoroloji ama bu insanlık açısından sonu nükleer gerginliklere kadar varabilecek bir büyük savaşın işaretini taşıyor. Çünkü anladığım kadarıyla gerek batıdaki ve Ukrayna'daki güçler gerekse doğudaki Rus güçleri ve Rusya Haziran veya Temmuz aylarını kapsayan bir süreçte iyi kötü bu Ukrayna meselesini bitirmek istiyorlar. Bu mesele ne yazık ki müzakereler veya diplomasi yoluyla bitebilecek bir kimlik taşımadığı için bu süreç tamamen askeri bir kimliğe dönüşmüş vaziyette. Şaşırtıcı ölçekte hareketli bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin nihayet Ukrayna'ya yüklü bir miktarda para ve malzeme ile destek olacağının anlaşılmasıyla beraber en zayıf olduğu konu Kiev'in. Zelenski her gün aynı şeyi söylüyor. Bize bir an önce güçlü hava savunma sistemleri verin diyor adam. 7 tane balistik füze atmış dün akşam. Rusya. İkisini düşürebilmiş. Diğer beşi hedefe gidiyor. Rus füzesi bu. Baş, e, onun başın e, savaş başlığı da başlı başına Ayrı bir alem. Şimdi son 48 saatte bakıyorum. Şöyle bir elimdeki notlara. Yani Patriot yağacak Ukrayna'ya. Resmen gökten Patriot yağmak üzere. Öyle diyeyim. E, Danimarka Çek Cumhuriyeti ve Hollanda liderleri toplanmıştı ortak bir kararda. Çok sayıda Patriot aktaracaklarını duyurdular. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Almanya'nın e, kararı gelişmeyi tetikledi. Almanya biliyorsunuz tekrar açıkladı. E, Alman hükümetinin e, savunma bakanlığı genel sekreteri CMJ Möller diyor ki NATO ve Avrupa Birliği savunma bakanları ile dışişleri bakanlarının ortak komitelerde çalışmasını istiyoruz. Ukrayna'ya en hızlı şekilde patriotlarımızı yolluyoruz ama daha da yoğun bir e, akış olması gerekiyor. Bugünlerde Ukrayna'ya diyor Alman. Ki bu Alman en Almanya'nın kararı gelişmeyi tetikledi. Bizler şu anda e, bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Ülkeler olarak. E, depolarımızı Ukrayna için boşaltmamız çok önemli sonuç doğuracak. Süreç ee, başladı ve e, bundan sonra da e, gereken bütün malzeme akışı olacak diyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, çok sayıda hava savunma sistemi var Avrupa'da. bunları boş yere durması gereksiz. Hepsini Ukrayna'ya aktarma kararı aldık. Orada zaten Avrupa için savaşılıyor diyor. Çek Başbakan Peter Fayda, bütün hava savunma sistemlerimiz depolardan çıkıyor zaten iki ay gibi bir zaman içinde 500 bin top mermisini Ukrayna'ya göndermeyi başarmıştık. Ukrayna hava sahasını da kontrol altına alacağız diyor. Az İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alberas Ukrayna'ya zaten çok sayıda hava savunma sistemi gönderdik. Şimdi patriotların sevki hazırlığındayız. Orada büyük tehlike altında yaşayan sivil halka karşı görevimiz var diyor ve büyük sürpriz tabi Yunanistan. İspanya ile Yunanistan'ın birlikte sahip oldukları Patriot savunma sistemi sayısı bir düzine 12. Altışar tane var ikisinde de ve Yunanlılar da çok ağır baskı altında kalmışlar. Bir an önce Patriot'larından bir bölümünü gönder diye. Önce girite bizim zorumuzla götürdükleri bu Rus S300'ler var. Kullanmıyorlar zaten. Kullanılacak bir durumda değil. Onları gönderiyorlar. Ukraynalılar ona alışık. Onları kullanıyorlar zaten. Ve üç tane de Patriot. Yani 3-3 üç, 6 üç, e, Patriot sadece İspanya ve e, Yunanistan'dan gelecek. Amerika'dakileri falan saymıyoruz. E, ve gerçekten anladığım kadarıyla 27 ile 30 Patriot füze sistemi 6'lı veya 8'li bataryalı ile hava savunma sah sahasını Ukrayna'nın kuş uçamaz hale getirmekte kararlı bir batı var. Bu niye? Çünkü Rusya taarruzu hazırlanıyor. Ukrayna'nın da Rus taarruzunu göğüsledikten sonra karşı taarruz gerçekleştirmesi lazım. Büyük bir savaşa gidiyoruz. Büyük bir savaşa gidiyoruz. Bakın. Yani ee, Doğu cephesinde hala büyük bir sıkışıklığı var. Ee, Rusya Donetsk yakınında Bogdanivka'yı yerleşim birimli aile geçirmiş. Nomovik Halif da düştüğü açıklandı ama sonra Ukraynalılar e, şey yaptılar. Hayır biz orayı hala elimizde tutuyoruz diye. Ve Zelenski NBC'ye diyor ki Rusya 9 Mayıs'ta çasif yarı almak istiyor. Eğer destek silahları hızlı ve doğru zamanlamalı gelirse düşmanı püskürtüp Rusya'nın Haziran ayı hedefli genel taarruzunu iptal etmeye zorlarız diyor. Dakikanın önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tabi bu kadar silah akışı ister istemez NATO askerinin ayakkabısı postalı Ukrayna toprağına değecek mi değmeyecek mi biliyorsunuz daha önce de ifade etmiştim linkini de veriyorum Amerikan Genel savunma bakanlığı Pat Ryder sözcüsü Ukrayna'ya asker göndereceklerini bu askerlerin yeni dönemde Ukrayna'ya akılacak yüksek teknoloji ürünü malzemenin hem takibi hem de eğitimi amaçlı olarak olacağını söylemişti. Aynı soru Jens Stoltenberg'e yani e, NATO Genel Sekreterine söylenince, sorulunca diyor ki Ukrayna topraklarında NATO'nun herhangi bir savaş planı yok. Fakat pek çok NATO üyesinin şu anda Ukrayna'da çok sayıda üniformalı personeli var. Nihayet bunlar konuşulmaya başlandı kardeşim. Bunlar e, esas olarak ülkelerinin büyükelçilik personeli listesinde Ukrayna ordusuyla danışman seviyesinde çalışıyorlar. Bunu da söylüyor. Yani sistemi de anlatıyorum. Demek ki e, askerler sevk edilmiş, NATO askerleri Ukrayna ordusunun eksiği, gediği, lojistiği, elektronik harbi, yarın bir gün patriotu tabii ki yani yarın bir gün patriyotu kimin elinde olacak bu arkadaşların diyor ki sonra sanırım üniformalıların görev e, tanımlarının titizlikle değerlendirilmesi gerekir. Ukrayna'daki NATO askeri personeli savaş amaçlı değil ama Ukrayna'ya kendini savunmasında büyük destek sağlıyor. Amerikan yardımı geç kalan bir yardım. Bu nedenle bazı sonuçların yaşıyor olmamız çok normal ama çok geç kalınmış değil. Öncelikle Ukraynalılar ülkelerinin egemenliğini ve toprağını olağanüstü bir yetenekle savunuyorlar diye bir açıklaması var Stoltenberg'in. Anladığım kadarıyla batılı birçok asker şu anda Ukraynalı arkadaşlarıyla beraber çalışıyorlar ve ee cepheyi oluşturuyorlar. Peskov. Kremlin sözcüsü Amerikan Yardım Harekatı sonucunu etkileyecek güçte de değil. Zaten ordumuz cephenin bütün bölgelerinde gücünü göstermiş durumda. Ee, para ve yeni silahlar bu süreci değiştirmez. Sadece daha fazla insan ölür, daha büyük yıkımlar yaşanır. Aslında para Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıyor. Sadece yeni silahlar geliyor diye bir açıklama yapmış. Cephe çok yoğun büyük savaş yaşanıyor ama bu da işin başlangıcı belli ki. Haziran ve Temmuz ayında neler konuşacağız şimdiden kestiremiyorum. Hoşçakalın.